Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Kurban Bayramı'nın öncesinde bayram namazları, Kurban Bayramı namazı ve Kurban Bayramı'nda namazların arkasından çekilen zikirler. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Bununla ilgili hükümleri anlatacağız. Ben genel bir giriş yapacağım. Sonra arkadaşlarımız hem Ehl-i Sünnet'in hem de Şia'nın konuyla ilgili görüşlerini ve dayandıkları delilleri söyleyecekler. Şimdi biliyorsunuz bizim için önemli olan bir şeyin Kur'an-ı Kerim'deki kaynağıdır. Maide suresinin 49. ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi emrettiği için onun bütün davranışları mutlaka Kur'an'dan çıkardığı hükümler yani hikmettir. Biz bunları hemen fark edemeyebiliyoruz. Yine biliyorsunuz Allahü Teala bir muhkem ayet söylüyor. Yani muhkem, kısa, özlü, özet diyebileceğimiz bir ayette bir hüküm söylüyor. O hükmü diğer ayetlerde açıklıyor. En az iki ayet oluyor. Sonra dört, yerine göre ikinin katları şeklinde oluyor. Şimdi bayram namazı ile ilgili olarak, yani Kurban Bayramı namazı ile alakalı olarak Kevser suresine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyor ki Allahü Teala orada فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Rabbin için salat et ve nehirde bulun. Şimdi vanhar ilk akla gelen bir hayvanı nahr suretiyle kesmektir. Nahr suretiyle kesmek yani şu göğüs kafesinin üstündeki şu boşluğa bir bıçak saplayarak kalpten beyne giden damarları kesip kanın boşalmasını ve hayvanın ölmesini sağlamaktır ki hayvana hiç eziyet etmeden yapılan kesimdir bu. Çünkü anında beynine kan çıkmamaya başlar. Dolayısıyla beyin vasıtasıyla herhangi bir şey hissetmemeye başlar. Dolayısıyla hayvan olduğu gibi yere yığılır. Yani hemen yığılmaz da tabii biraz kanı akar sonra yığılır. Sonra da etine bağırsaklardan gelen herhangi bir pisliğin de karışması söz konusu olmaksızın kesilmiş olur. Şimdi acaba فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ sözü Rabbin için salat et ve nahirde bulun. Şimdi öyle ifade ediyorum çünkü bakalım Allahü Teala bunu nasıl açıklamış? Nahir ne demektir? Hayvanların ayakta kesilmesi. Şimdi bizimle alakalı daha önce evvelki hafta okuduğumuz ayetlerden yani kurbanla ilgili ayetlerden Hac suresinin 36. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Büdünü de yani senesini tamamlamış hayvanları da bedensel gelişimini tamamlamış hayvanları da sizin için Allah'a kulluğun simgelerinden yaptık. Lekum fiha hayrun
Onlarda sizin için hayırlar vardır. İstifade edersiniz. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافْ. Öyleyse sıra sıra dururlarken Allah'ın adını onların üzerine anın. Savaf, sıra sıra dururlarken, yani hayvanlar sırada. Şimdi şöyle göstereyim, mesela şunları hayvan kabul edin, şöyle ayakta duruyorlar. Tabii ki asker gibi sırada değil elbette yani. Ama kendilerine göre ayakta duruyorlar. Bunlar ayaktayken Allah'ın adını onlara anın deniyor. Şimdi ayaktayken kesilen hayvana, hayvan kesimine ne deniyor? Nahr denir, nahr. Ayakta kesiliyor. O zaman adlarını, Allah'ın adını ayaktayken, saf halinde, sıra sıra dururlarken anın deniyorsa, bu venharın bir açılımından ibarettir. Yani venharı Cenab-ı Hak burada açıklamış oluyor. Şimdi venharla emredilen demek ki kurban kesmek. Peki acaba فَصَلِّ لِرَبِّكَدَكِ salli ile emredilen nedir? Mesela salli kelimesi bir başka yerde daha geçiyor. Diyor ki Estağfirullah خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Onların mallarından sadaka al. Onları böylece arındırır ve geliştirirsin. Ondan sonra ve salli aleyhim ve onlara salatta bulun. Tabii buradaki salatta bulun onlara dua et demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu salli tek başına hangi anlama geliyor? Bunun da açıklamasına bakmak gerekiyor. Onun açıklamasına baktığımız zaman En'am suresini görüyoruz. Orada 163. ayetinde diyor ki Allahü Teala 162 ve 163. Kul inne salati ve nusuki. İnne salati ve nusuki. De ki benim namazım ve nusukum. Nusuki de açıklamayacağım. Kur'an'dan onun karşılığını bulacağız inşallah. Ve mahyaya ve memati. Yaşamam ve ölmem lillahi rabbil alemin. Tüm varlıkların sahibi olan Allah içindir. La şerike leh, onun herhangi bir ortağı yoktur. Ve bidâlike umirtu, ben böyle emraldım. Ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların evveliyim, başında. Ben bir numaralı Müslümanım. Şimdi buradaki nüsük ne demek? Onun ne demek olduğunda yine Hac suresinin 34. ayetinden öğreniyoruz. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. Her ümmet için mensek oluşturduk diyor Allah-u Teala burada. Mensek, ismi zaman, ismi mekan ve mastar mimi olarak kullanılır. Yani kurban kesme zamanı, kurban kesme yeri, kurban. Niye kurban diye anlamlandırıyoruz? Çünkü diyor ki لِيَدْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behimetül en'am üzerine, ki En'am suresi 142-143. ayetlerde bunların koyun, keçi, sığır ve deve olduğu belirtiliyor. Koyun, keçi, sığır ve devenin erkeği ve dişisi olduğu belirtiliyor. Onların üzerine Allah'ın adını ansınlar. Belli zamanlarda, belli mekanlarda. Geçen hafta bu konuda biraz daha ayrıntılı konuşmuştuk. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler geçen haftaki sohbeti dinleyebilirler. O zaman buradaki mastar mimi halinde olan mensekin mastar olarak karşılığı da nüsük olur. Öyleyse inne salati ve nüsuki, benim namazım ve kurbanım. O zaman fesallil rabbike venharın, bu bir başka şekilde ifadesi olmuş olur. O zaman fesallil rabbike, Rabbin için namaz kıl. Venhar, kurban kes şeklinde olur. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Şimdi bütün bu yani ayetleri açıklayan diğer ayetlerle birlikte meseleyi götürdüğümüz zaman bu ortaya çıkıyor.
Şimdi dikkat ediyorsanız, bir şeyi okuduk. Kevser suresini okuduk. Kevser suresindeki venharın anlamını öğrenmek için, yani Cenab-ı Hak onu nasıl açıklıyor diye görmek için Hac suresinin 36. ayetini okuduk. Fesalli'nin anlamını öğrenmek için En'am suresinin 162. ayetini okuduk. Nüsükün manasını öğrenmek için Hac suresinin 34. ayetini okuduk. Kaç tane etti? 4 tane etti değil mi? Evet, 4 tane etti. Yani 2'nin katı olarak gidiyor. Ve böylece kapalı bir şey kalmadı. Kapalı şey şu. Peki bu namaz nasıl kılınacak? Yani bu namazın bir farkı var mı yok mu diğer namazlardan? Bir kere şunu biz Kur'an-ı Kerim'den çok iyi biliyoruz ki gün güneşin doğmasıyla başlıyor. Ve Kurban Bayramı günlerinde Cenab-ı Hak fi eyyamin malumat diye Hac suresinin 28. ayetinde bildiriyor. Yani insanların bildiği gün, bildiği gün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de zaten Mina'da insanlara hitap ediyor. Diyor ki ey yevmin hâze, bu hangi gündür diyor. İnsanlar cevap vermiyor. 3 kere tekrarlayınca eleyse yevmun nahr diyor. Nahr günü değil mi? Bak orada da nahr kelimesi çok önemli. Venhar la nahr kelimesi son derece önemli. Yani Kur'an sünnet bütünlüğünü görme açısından son derece önemli. Bir, fesallil rabbike venharın. Resulullah'ın dilinde almış olduğu şekli görmüş oluyoruz. İki, fi eyyamin malumatın Resulullah'ın diliyle, yani malum günlerin Resulullah'ın diliyle açıklamasını görmüş oluyoruz. Şimdi, hepsi diyorlar ki bela. Peki niye cevap vermediklerini anlatıyorlar rivayette diyorlar. Zannetti ki Resulullah bugüne başka bir isim verecek. Yani biz o günün nahir günü olduğunu zaten biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? Öteden beri öyle. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan öncesinden öyle. Neden İbrahim Aleyhisselam öncesinden öyle? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'a verilen emir de o gün belirtilmiyor. Malum günlerde Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği Behimetül Enam üzerine Allah'ın adını ansınlar diyor. Yani zaten biliniyor. Dolayısıyla bu geçmiş ümmetlerle sıkı bağı korumayı gerektiren hususlar da böyle. İşte Resulullah da bu hangi gün diye onlara soruyor. Aksi takdirde Resulullah şunu derdi. Müminler dikkat edin bugün nahir günüdür. Kurbanınızı bugün keseceksiniz derdi. Demiyor. İnsanlar bunu öteden beri biliyor. O zaman peki o nahir günü güneşin doğmasıyla başlar ki bunu birkaç kere tekrarladık. Tekrar etmekte fayda var. Bizim gelenekte gün maalesef geceden başlatılır. Tanyerin ağarmasıyla başlatılır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin 40. ayetinde وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ gece gündüzü geçemez buyurulur. Yani önce gündüz sonra gece. Güneş doğduğu zaman gündüz başlar. Ertesi gün güneşin doğmasına kadar. Peki güneş doğduğu zaman gündüz başlarsa orada bir kerahat vakti var. Niye kerahat vakti? Güneş doğarken insanların bir bölümü güneşe tapıyor. Onlara benzememek için. Yani la tescudu lişşemsi ve la lilkamar öyleydi mi? Vescudu lillahil lillezî halakakum. Evet. Yani güneşe aya tapmayın, secde etmeyin. Siz yaratana secde edin. اَلَّذِي خَلَقَهُنَّ Güneşi ve ayı yaratana. Tamam. Siz değil de اَلَّذِي خَلَقَهُنَّ Güneşi ve ayı yaratana, yani o gök cisimlerini yaratana şey yapın. Secde edin.
Şimdi diyebilirsiniz ki ya yani Mekke'de aya yıldıza tapan mı vardı? Yok, Mekke'de olması gerekmez ki, İslam son dindir ve bütün dünyada hakim olması beklenen dindir. Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar ibadetlerini yaparken davranışlarıyla puta tapanlar, yani güneşe, aya, şuna buna tapanlara benzememeleri lazım. Fussilet 37, evet. Benzememeleri lazım. Çünkü öyle bir nokta olur ki Kabe-i Şerif sizin tam doğunuzda olur. Yani güneşin doğduğu noktada Kabe olur. Mesela siz Afrika'da olursunuz. Tam doğduğunuz noktaya doğru dönüp namaz kılmanız gerekir. O sırada güneş doğar. Ve o güneşe tapanlar derler ki işte bak bunlar da bizim gibi ibadet ediyor. Güneşe tapıyor. İşte bunun da olmaması lazım. Ondan dolayı daha önce bu konuda derslerde yapmıştık. O sırada mekruh. Öyleyse ne zaman, günün ilk namazını ne zaman kılabilirsiniz? Kuşluk vakti dediğimiz vakitte kılınır. Yani güneş göz ucunun üstüne çıktıktan sonra. Orada da çok ilginç bir tespit şey var. Çenenizi göğsünüze dayıyor, şöyle bakıyorsunuz. Güneşi göremediğiniz takdirde güneş yukarıya çıkmış demektir. Yoksa çeneyi göğsünüze dayamazsanız, kafayı dikseniz akşama kadar görebilirsiniz güneşi. Batana kadar görürsünüz. Her şeyin bir usulü olması lazım. Şimdi işte o anda, yani güneş göz ucundan yukarı çıktı mı, artık secde eden kişi güneşe secde ediyor diye anlaşılmaz artık. Dolayısıyla namaz kılmanın caiz olduğu ilk vakit. İşte orada namazınızı kılıyorsunuz ve kurbanınızı kesiyorsunuz. İşte burada bu namazın farkı ne acaba? Bu namazın farkı ne? Bu namazın farkını da şeyden öğreniyoruz. Hac suresinin 37. ayetinden öğreniyoruz. Burada Allahü Teala kurban görevini anlattıktan sonra şöyle diyor: "Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum." Allah'a bunların eti kanı ulaşmaz. Sizin takvanız ulaşır. Yani siz kendinizi şirkten koruyor musunuz? İnsanların birçoğu biliyorsunuz hayvanlara tapar. İşte bugün hala Hindistan'da ineğe tapanlar vardır. O ineğe tapanlar içerisinden bir kişi bir ineği kesse olayın bütün şeyi ortadan kalkar, değil mi? Kutsallığı ortadan kalkar. Demek ki inek kesilebiliyormuş. Adama da bir şey olmayınca, Allah Allah, biz bundan boşuna korkuyormuşuz diyecekler. Dolayısıyla bu hayvanların kesiminde insanların bir kere şeyden korunması söz konusu. Şirkten korunması söz konusu. Hatırlayın, Bakara suresinde o sureye adını veren Bakara olayı da böyle bir şeyle alakalıdır. Mısırlılar boğaya tapıyorlardı. Apis adını verdikleri boğaya tapıyorlardı ki bu konuda Tevrat'ta çok sayıda ifade vardır. İsrailoğulları kalkıp çocukluktan beri bunu görünce Cenab-ı Hakk'ın böyle bir sığırı kurban etme emrini yerine getirmemek için her türlü bahaneyi üretmişler de biliyorsunuz. İşte onu kestiğiniz an bütün işin kutsallığı ortadan kalkıyor. Onu da sıradan bir hayvan olduğu gözükmüş oluyor. İşte dolayısıyla dikkat ederseniz Müslümanlarda her türlü hurafeler yer ediyor ama mesela hayvanlara tapma diye bir hurafe hiçbir şekilde yer etmemiştir. Çünkü kesilen kurban kesme eylemi böyle hurafeyi tamamen dışlamaya sebebiyet veriyor. İşte onun için diyor ki Allahü Teala: "Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha." Bunların kanları ve etleri Allah'a ulaşmaz. "Velakin yenaluhu takva minkum." Sizin takvanız, sizin korunmanızdır esas şey yapan. "Ve kezalike sahharaha lekum."
Bunları Allahü Teala sizin emrinize, hizmetinize vermiştir. Niye? لِتُكَبِّرُ اللّٰهِ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ Size yol göstermesi karşılığında Allah'ı tekbir edesiniz diye. Yani Allahu Ekber getiresiniz diye ve beşiril muhsinin samimi olanlara olanları müjdele. Şimdi tekbirler getiresiniz. Herkes kurban kesmez. Çünkü لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ diyor. Ümmete bir kurban görevi yükledik diyor. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ dendiği zaman da bakın burada her mümini ilgilendiriyor. Yani bunun da kurban emri arasında bir fark var. Yani diyor ki لِيَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın kendilerine لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği behimetül en'am, en'am cinsi hayvanlar, koyun, keçi, sığır, devenin erkek ve dişisi üzerine Allah'ı ansınlar diye ama rızık olarak vermişse, yani ellerinde varsa, imkanları varsa. Burada ama لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ'da öyle bir şey yok. O zaman öyleyse kurban kesen de kesmeyen de tekbir getirecek. Peki tekbiri nasıl getireceksiniz? İşte فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْلَ birlikte düşündüğünüz zaman o salatın içerisinde tekbirin olması akla gelendir. Tabi ben bu arada önceki ümmetlerde bu konu nasıl onu bilmiyorum. Mutlaka onlarda da buna benzer bir durum vardır. İşte bayram namazını yani mesela kurban bayram namazını farklılaştıran tekbir. Şimdi birinci rekatta ve ikinci rekatta tekbirler getirilir. Şimdi Türkiye'de Hanefi mezhebi yaygındır. Hepiniz bilirsiniz. Bayram namazında birinci rekatta tekbir alınır. Arkasından üç tekbir. Sonra eller bağlanır. Fatiha zammı sure okunur. İkinci rekata kalkılır. Fatiha zammı sure okunur. Sonra üç tekbir alınır. Dördüncü tekbirde rüküye gidilir ve namaz bitirilir. Şafii mezhebinde bu. Yedi tekbir birinci rekatta. Beş tekbir ikinci rekatta. Değişik rivayetler vardır. Bunu şimdi arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz onları. Diğer mezheplerin durumu. Peki Kurban Bayramı'nda böyle de Ramazan Bayramı'nda ne var? Ramazan Bayramı ile ilgili ayette biliyorsunuz şeyde Bakara Suresi'nin 185. ayeti. Onun da sonunda da şeyle ilgili Ramazan orucunun tamamlanmasından bahsettikten sonra وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ diyor. Ondan sonra da diyor ki وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ifadesinin aynısı öbür tarafta var. Yani Hac suresindeki ifadeyle Bakara 185'teki ifade aynı. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Evet. Sadece sonunda şey var. Birisinde وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ diyor. Birisinde de وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ diyor. Önemli değil. O son kısmı. Ama esas sebep olarak gösterilen o Ramazan orucunun tamamlanmasının arkasından لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ var. Burada da oruç şeyin arkasından mı olacak? Kurban kesmenin arkasından mı, önden mi olacak diye düşündüğünüz zaman فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْدَ Önce salat, sonra nahir, kurban kesme işi. اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُك۪يدَ Önce namaz, sonra kurban işi. Öyle olduğundan dolayı Kurban Bayramı'nda önce namaz, sonra kurban. Ama öbür tarafta orucu zaten mecburen bir ay tuttuğundan dolayı o bayram günü oruç çoktan bitmiş oluyor. Yapacağın tek iş var, o da namazı kılmak. Ve tekbirlerle namazı kılmaktır. Şimdi namaz kılma işinde kadın erkek ayrımı var mı yok mu? Şimdi mezheplere in arkadaşlarımızdan öğreneceğiz ama biraz sonra hadisleri okurlar. Ben size sadece bir özet vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adetli kadınların evlerinde oturup da dışarıya çıkmayan yaşlıların da getirilmesi için ashabtan hanımları görevlendirmiş ve
Onları da musalla denen yere toplamışlar. Niye namaz kılınan yer? Şundan dolayı o kadar insanın mescide sığması mümkün değil. Bir açık sahada kılıyorlar. Adetli kadınlar arka tarafta duruyor ve tekbir getiriyorlar. Yani lütükebbirullah işin esası o. Dolayısıyla onlar da kendilerine yüklenmiş olan görevi yerine getirmiş oluyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o uygulaması da yaptığı uygulamalarının %100'ü mutlaka Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı hükümlerdir. Bazen yanlış hüküm çıkardığı olmuştur. O zaman da Cenab-ı Hak onu uyarmıştır. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi yavaş yavaş mezheplere başlayalım. Ha, önce hadislerden, evet. Hadislerden başlayalım, doğru. Evet, evet Cemal Bey sen. Bizim Arapça sitesinin hocalarından Cemal Hoca, Filistinlidir arkadaşımız. Türkçeyi artık yani bundan sonra sana daha tercüme yapmayacağım ona göre. Türkçeyi iyi öğren. Neyse bugün de yapalım da. Bismillahirrahmanirrahim. هناك مجموعة من الأحاديث حول هذا الموضوع نذكر الأهم منها لكثرتها طبعا يعني diyor, bu konuda çok sayıda hadis var en önemlilerini ben söyleyeyim diyor بخصوص التكبيرات في أيام العيد لا في الصلاة يعني أولا صلاة العيد في صلاة العيد bayram namazı ile ilgili. هناك حديث يرويه عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. Şimdi Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayet diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında kıraatten önce 7 birinci rekatta, ikinci rekatta da kıraatten önce 5 tekbir alırdı. Herkes de kilahuma kabler kıra. Şimdi her ikisi de kıraatten önce olmak üzere 7 tekbir tekbiratü tahrime leyset dâhile. Tamam. Şimdi bu ilk tekbir yani Allahu Ekber diye başladığımız tekbir buna dahil değil. Yani Allahu Ekber diye tekbir alınıyor. İşte o mezheplerin farklılıklarına göre girişte dua ediliyor. Arkasından birinci rekatta 7 tekbir alınıp Fatiha Zamm-ı Sure okunuyor. İkinci rekatta 5 tekbir alınıp Fatiha Zamm-ı Sure okunuyor. Onun için mesela bayramda Mekke'de olanlar bunu yaşamışlardır. Ya da Medine'de olanlar. Tamam. Hadis hasanahu muhakkikun. Evet bu hadis Tirmizi'de başka İbn Mace ve Darimi. İbn Mace Darimi'de var ve hasen hadis olduğunu söylemişler evet. Tamam. Hunak hadis mursel lakinnehu zayıf. Bir de zayıf bir hadis var diyor. Mürsel yani Resulullah şey yapmayan, merfu olmayan yani bir şeyde senedinde kopukluk olan bir hadis var. Evet. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir ve Ömer kebberu fil idayn vel istisqa seb'an ve khamsan. Bir şey var diyor, bir başka hadis var. Resulullah ve sahabe demiş değil mi? Ebu Bekir ve Ömer. Ebu Bekir ve Ömer, tamam. Resulullah, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma iki bayram namazında bir de istiska yani yağmur duası için kılınan namazda 7 ve 5 7 ve 5. Naam, 7 ve 5. Yani kabl el kıra. Aynı şekilde yani az önceki rivayetin aynısı fakat bu zayıf bir rivayet olarak gelmiş. Evet. Yani hunak hadis ukra. Yani zayıflık onu nakleden kişilerle ilgili. Metinle ilgili değil. Evet. هناك حديث أخرى يعني الرواية غير سبعة وخمسة
هناك خمسة وأربعة مثلا، لكن ابن حجر في التلخيص يروي عن أحمد ويقول ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع. ابن حجر. نعم. ابن حجر diyormuş ki bayram namazları ile ilgili olarak Resulullah'a ulaştırılan bayram namazındaki tekbirlerle ilgili olarak Resulullah'a ulaştırılan sahih bir rivayet yoktur diyormuş. Lakin rivayet-i sab' ve khams يقول هي روايات كثيره يشد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا. Ama birinci rekatta 7, ikinci rekatta 5 tekbirle ilgili çok sayıda rivayetler var. Sahih olmamakla birlikte birbirlerini destekleyen ve birbirlerini takviye eden rivayetler. هذا فيما يتعلق بالتكبيرات في الصلاة، أما التكبيرات بعد الصلاة أو في أيام التشريق. إن شاء الله هذا إن شاء الله بعد المرة الثانية. Şimdi tam bu namazla alakalı tabi. Şimdi teşrikleri daha sonra konuşuruz. Evet, şimdi bu hadisler أظن أنه كان عن أبي هريرة. هذا غير موجود، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا في الركعة الأولى. نعم، هذا أبي هريرة مروي. وخمسا في الركعة الثانية. Şimdi Ebu Hureyre'den bir gelen rivayet vardır. Resulullah birinci rekatta 5, ikinci rekat şey birinci rekatta 4, ikinci rekatta 5 tekbir almıştır diye. Bunu Hanefiler delil olarak alıyor. İşte iftitah tekbirini de katıyorlar birinci rekatta. İşte ikinci rekatta da rükûya varma tekbirini de katıyorlar o şeyle beraber. Yani rekata kalkarken yapılan tekbirle beraber. Dolayısıyla her ikisinde zayid tekbir üçer oluyor. هذا عن أبي هريرة يرويه الإمام مالك عن نافع يقول شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة. نافع. نعم. نافع يروي عن أبي هريرة. نافع عن أبي هريرة. تمام. هذا مرفوع يعني. نعم مرفوع. فكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة. هو يقول صليت مع أبي هريرة. هكذا. لم يخ نعم. لكن في حديث آخر أبو هريرة يرفع هذا. هذا عمل أبي هريرة. Şimdi şeyde Nafi Ebu Hureyre'den Nafi şeydir. Abdullah bin Ömer'in hadislerini rivayet eden zattır. Ben Ebu Hureyre ile beraber namaz kıldım. Birinci rekatta 7. İkinci rekatta da 5 tekbir aldı diyor. Örneğin rivayet uhra yani bu şeyde İmam Malik'te geçen fil Muvatta يعني تقول أن أبا هريرة يعني قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى 4. أنا نعم قرأت هذا لكن هي غير موجودة الآن هنا، لكن أنا قرأت وأبو هريرة في أحاديث أخرى يرفع هذه الرواية. تمام. Şimdi Ebu Hureyre'den gelen ikinci bir rivayet var. Orada da onda daha sahih olduğunu söylüyorlar şeyde Muvatta'da. Hanefilerin uyguladığı yani o delil olarak aldığı hadis birinci rekatta 4, ikinci rekatta 5 tekbir ki şeyler az önce söylediğim gibi iftitah tekbiri birinci rekatta dahil dolayısıyla 3'e düşüyor. İkinci rekata kalkarken alınan tekbir ve rükûya varırken alınan tekbir de dahil olduğu için ikinci rekata onun 5'i de 3'e düşmüş oluyor. Şey bayram namazlarından hatırlarsınız üçer zevait 9 tekbir ile uyun hazır olan imama aziza denir. Şimdi burada bir şey bir gün ben namaz kıldırıyorum. Bizim Abdullah da küçük bayram namazını aziza deyince bayram namazdan sonra dedi ki baba bunlar senin adının Abdülaziz olduğunu bilmiyorlar mıydı? Evet. Şey yapalım şimdi sıra sende. Şimdi Hanefi mezhebini dinliyoruz Fatih Orhun Hoca'da. Hanefi mezhebiyle ilgili şu an ilk bölümde bayram namazının farziyetiyle alakalı bir takım bilgiler vereceğim. Hanefi mezhebinde bayram namazının vacip olduğu söylenmekte.
bir takım tali görüşler de var. Sünnet olabilir mi veyahut farz-ı kifaye denebilir mi gibisinden mezhep içerisinde bazı farklı görüşler olmakla birlikte genel temayül namazın vacip olduğudur. Bunu söylerken gerçi Yahya Hoca şimdi konuya değinir. Şafilere göre sünnet olduğunu söylüyor ve böyle bir mukayese yapıyoruz. Şafilerin de bunun sünnet olması sebebini rivayete göre onlar bunu bayram namazının duha namazından bir bedel, onun yerine ikame edilen bir namaz olduğunu, duha namazının da sünnet olduğunu, dolayısıyla bedelin aslını geçemeyeceği ve ancak duha sünnet olacağı. Duha bizim kuşluk dediğimiz evet. Namaz oluyor, evet. Ancak biz vacip diyoruz diyor ve delil olarak da فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ biraz önce okunan ayeti delil gösteriyorlar. İkinci ayette وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ayetini az önce bizim okuduğumuz gösteriyor. Bunun dışında şöyle bir ifade geçiyor. Kime farzdır bayram namazı? Genel kaide şu, cuma namazı kime farz ise bayram namazı da onlara farzdır. Bunu da kadınların bu namazın dışında tutma temayülü olduğu için bu şekilde formüle ediyor. Ve niçin kadınlar bu namaza giremez? Fitne unsurundan bahsediyor. Ve Ahzab suresinin 33. ayetinin delil getiriyorlar. Ve karne fî büyütikünde bundan dolayı evde oturmaları daha iyidir. Öte yandan, ve karne fî büyütikünde evlerinizde oturun diyor bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine söylenen şey. Yani ya nisa ennebiyyi lestunneke ahadim minen nisai diyor. Ey Nebi'nin eşleri, siz diğer kadınlardan birisi gibi değilsiniz dedikten sonra başlıyor. Çok enteresandır. Bundan sonraki bütün emirleri bütün kadınlara uygularlar ve şeyle de alakalı değil, yani bağlantısını da ortadan kaldırarak ve karne fî büyütükün evinizde oturun. Ve lâ teberrecen teberrucel cahiliyetil ule, yani ilk cahiliyetteki kadınlar gibi açılıp saçılmayın. Şimdi bunu tutup işte evinizde oturun, cumaya gelmeyin, bayrama gelmeyin diye şey yapılıyor ki bu kabul edilebilir bir illet değil tabi. Yani şeylerde delil getirilirken dikkat ederseniz biz yani ayetlerin tamamını diğer ayetlerle birlikte hiçbir şüphe kalmayacak şekilde getirmeye gayret ettik. Zaten esası odur. Bu tür şeyler kabul edilebilir delil getirme usulleri değil. Ayrıca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda gelen sahih rivayetler var. Yani kadınları az önce söylediğim gibi namaza davet ettiğine dair. Evet. Vakti ile ilgili ne zaman kılınır bu? Şöyle bir ifade geçiyor. Vaktu salatil ideyni min hin tebyaddu şemsu ila en tezüle. Yani güneş beyazlaşmaya başladıktan zevale kadar bu namaz kılınır denildikten sonra bir rivayete yer veriyorlar. Ennehu kâne yusalli el-îde ve şemsi alâ kadri rumhin evrumhayni. Yani Resulullah bu namazı güneş bir mızrak boyu ya da iki mızrak boyu yükselince kıldırdı. İşte yani ufuktan 5 derece yükselmiş oluyor o şeyde. Yani o 360 derecelik derece hesabına göre 5 derece yükseliyor. Evet. Şayet birinci gün kılınamazsa ikinci ve üçüncü günde kılınabileceği yine Hanefi fıkhında kabul edilmektedir. Şimdi o güneşin beyazlanması diye bir terim geçti. Eğer güneşin doğuşunu takip ederseniz ilk doğduğu zaman sanki ufuktan bir ateş parçası yukarıya doğru fırlatılır gibidir. Güneş etrafını aydınlatmaz, öyle ışıksız olur. Bir müddet sonra etrafına aydınlık saçmaya başlar. İşte o beyazlanma dönemi ondan sonra olur. Yani artık ondan sonra güneşe gözünüze bakamazsınız. Evet, son bir şey yine bu namazla ilgili. Hutbe bu namazın neresindedir, nedir? Hanefi mezhebinde bayram namazlarındaki hutbenin sünnet olduğu, şart olmadığı söyleniyor. Bununla ilgili de bir delil getiriliyor. Delil şu.
Şayet şart dersek, namazın olmazsa olmaz bir parçası dersek, bu ya ondan önce ya namazdan önce yapılmalı ya da namaza mukarin bir şekilde olmalı. Oysa biz biliyoruz ki Resulullah'ın arkasında sahabe bu namazı kıldı ve hepsi Resulullah'ın namazı önce kıldığını, hutbeyi daha sonra okuduğunu söylüyorlar. Hutbenin daha sonra okunmuş olması bunun şart olmadığını, ondan bir parça olmadığını gösterir. Dolayısıyla bu ancak sünnet kabul edilebilir diyorlar. Tabii cuma hutbesi biliyorsunuz önce okunur. Bazıları çıkıp maalesef böyle delilsiz olarak cuma hutbesi efendim namazdan sonraydı. İşte Emeviler döneminde millet hutbeyi beklemedi, çıktı gitti, onun için önceyi aldılar diye saçma sapan böyle iddialar ortaya atıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e bu açıkça aykırı bir iddiadır. Çünkü Allah-u Teala وَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَاِذَا مِيدِ وَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namaz kılındı mı dağılın diyor. Namaz kılındı, tamam, bitti. Dağılacaksınız. Namaz kılınca dağılınca demek ki hutbe önce olması gerekiyor. Evet. Onu da zaten hocam söylemişti Hanefilerden bahsederken. O da bu tekbirler, namaz esnasındaki tekbirler. 6 tekbirden bahsediliyor. Bunların 3'ü ilk rekatta, 3'ü ikinci rekatta ve ilk rekatta kıraattan önce, ikinci rekatta da kıraattan sonra rükudan önce yapılır şeklinde görüş Hanefi mezhebinde hakim görüştür tekbirlerle alakalı olarak. Evet. Peki şimdi Şafii'lere geçelim. Şafii mezhebinde bayram namazı sünnettir. Yani Hanefilerde vacip ama Şafii mezhebinde sünnet bu namaz. Kime? Erkeklere, yaşlı kadınlara, hür, köle, bunların da arasında bir ayrım yok. Fakat genç kadınların, genç kızların camiye, bayram namazı için musallaya çıkmaları mekruh kabul edilir. Bu fitne korkusundan tabii böyle olduğu söylenmiş. Yani delil falan yok. Yok. Fitne. Fitneden dolayı. Evet. Yani delilsiz fetva vermek fitne değil, değil mi? Evet. Bayram namazının farz olmayışının delillendirmesine geçince şöyle diyorlar. Peygamber Efendimiz'e hani bir Arabi, hani çölden bir bedevi diyebiliriz buna. Gelip Peygamber Efendimiz'e hani İslam'ı soruyor. Diyor ki hani bir Müslüman olarak benim neleri yapmam lazım, nelerden kaçınmam lazım falan. Peygamber Efendimiz de hani günlük 5 vakit farz namaz olduğunu söylüyor. O diyor ki başka var mı? Hayır diyor. Ama bundan sonra nafile olarak sen kılarsan bu iyi olur ama farz yok. Diyorlar ki eğer bayram namazı da farz olmuş olsaydı Peygamber Efendimiz burada bayram namazından da bahsederdi. Bu onun sünnet olduğunu gösteren önemli bir delil. Yani şimdi burada şey var, yani ben hakikaten bu ulemanın tutarsızlığına bir anlam veremiyorum. Şimdi bir taraftan bu Resulullah'ın bir bedeviye günlük ibadetleri anlatırken söylediği sözü bayram namazı için delil alacaksınız. Öbür taraftan Resulullah'ın bayram namazına genç ihtiyar ayrım yapılmaksızın adetli kadınlar da dahil çağrılmasıyla ilgili hadisini hiç görmeyeceksiniz. Ve sonra Şafii olarak da diyeceksiniz ki yani Şafii, İmam Şafii'nin Er-Risalesinde şu var. Diyor ki sünnette Kur'an-ı Kerim gibi Allah Resulullah vahiy suretiyle gelmiştir. Dolayısıyla yani Kur'an neyse sünnet odur. Sünnet sünneti Kur'an Kur'an'ı neskeder. Yani Kur'an son şey, sünnet son derece önemlidir. Peki önemli de nasıl sen böyle şey yapıyorsun? Yani alakasız bir hadisi bir tarafa delil alıyorsun. Doğrudan doğruya o konuyla ilgili olan hadisi görmezlikten geliyorsun. Evet. Evet, ikinci delil, bu da bir kıyas delili. Diyor ki Şafiler, bayram namazında
hiçbir surette hani ezan okunmaz. Ezan okuyacağını söyleyen kimse de çıkmamıştır bugüne kadar. Ezan hep diyor baktığımız zaman farz olan namazların öncesinde okunur. Cuma da buna dahildir. Ama yağmur duası için çıkılan namazda, güneş tutulması namazında, ay tutulması namazında, işte salatül küsuf ve husuf deniyor bunlara. Bunların hiçbirinde ezan okunmaz. Bayram içinde ezan okunmayacağına göre demek ki bayram namazı da onlarla aynı hükümde. Yani sünnet, farz değil. Bu da bir delil Şafilere göre. Şimdi size şöyle gelin. Bu şeyle ilgili hadisler sizde mi? Kadınların namaza çağrılmasıyla ilgili şimdi metinde hata etmek. Yani onu ben söyleyeyim. Ha, sen söyle. Metinde hata etmek. Genel hadis şöyle gelmiş. Kitapları. Alıyorlar onlar da. Yani kadınların da çıkabilmesine fetva verebilmek için. Şöyle hadis. Ummu Atiye'den rivayet edilmiş. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yuhricul avâtika ve zevâtil hudûri vel hüyyada fil îdi. Hadis bu. Hı hı. Yani Peygamber Efendimiz hani sürekli artık evde duran, evden hiç çıkmayan kadınları ve zevâtil hudûr, bu da aynı gibi değil mi? Çadırlarda falan yaşayan kadınlar vel hüyyada fil îdi ve aynı zamanda adetli olan kadınları da cuma için bayram namazı için musallaya çağırmış. Peki ve emmel hüyyat, hani adetli kadınlar niye çıkıyorlarmış? Fekunne ya'tezilnel musalla, onlar namaz kılmak için değil de arka tarafta duracaklar. Ve teşhednel hayra ve davetel müslimin, işte bu hayra şahit olacaklar ve Müslümanların dualarına da. O zaman hadisin tamamı değil o. Peki hadisle ilgili ne diyor? Yani hadisle ilgili, yani bunlar bu hadisi savunuyorlar zaten. Alıyorlar. Peki nasıl mekruh? İkinci bir hadis getiriyorlar. O da la temne'u ima Allahi mesacidallah vel yahrucune tefilatin diye. Hani Allah'ın kadın kullarını mescitlerden engellemeyin ama onlar da süslenip püslenip camiye gelmesinler. İşte genç kızlar da demek ki, yani genç kadınlar sürekli işte süslenmeye diğerlerinden daha meyyal olduğu için bundan dolayı onların çıkmasının mekruh olduğunu söylüyorlar. Hocam bu hadisler tabii detayları diğer hadis kaynaklarında vardır. Yani bu hadislerin tamamını kadınların çağrılmasıyla ilgili. Evet. Bayram namazının vakti Hanefilerdeki gibi aynı. Güneşin doğuşundan kerahat vakti çıkacak zaman kadar beklenilecek. Ondan sonra bayram namazının vakti girer. Ta öğlen namazına kadar, yani güneşin zevaline kadar. Bayram namazı kılınacak yerle ilgili Şafilerin bir açıklamaları var. Deniyor ki Peygamber Efendimiz'den nakledildiğine göre o bayram namazları mescitte değil dışarıda, yani musalla denen namazgah olarak işte bugün bizim bildiğimiz dış bir mekanda, herkesin rahatça gelip katılabileceği bir mekanda kılınması eftaldir. Fakat bu mescidin dar olmasına bağlıdır. Eğer mescit geniş ve herkese alabilecek bir kapasitede ise namazın kapalı alanda, mescitte kılınması lazım. Fakat yani Peygamber Efendimiz'in musallada kılmasının sebebi mescide o dönem o kişilerin sığmayışından dolayıdır. Mescid genişse, Kabe örneğini vermiş, Mescid-i Haram'da daima mescitte namaz kılınmıştır diye. Gelen herkese alabilecek kapasitede bir büyüklüğü varsa kapalı alanda, yoksa musallada namaz kılınması gerekir Şafilere göre. Bayram namazının iki rekat olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf yok. Kılınışı diğer namazlar gibi, sadece burada tekbirler konusu var. Şafii mezhebinde Hanefi mezhebinden farklı olarak birinci tekbirden sonra hani Allahu Ekber dediği istiftah duası denilen bir dua okunuyor. Bizdeki Subhaneke'ye denk gelecek bir dua. Ondan sonra ilk rekatta toplam 7 tekbir alınır. 7 tekbir. Ondan sonra Fatiha, Zamm-ı Sure, Rükû, Secde ve ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta da yine Fatiha'dan önce 5 tekbir daha alınır. Ve toplam 12 tekbirle bayram namazı kılınmış olur. Ona dair delilleri de şöyle, onlara da söyleyeyim. Amr bin Şuayb, o babasından, o da dedesi Abdullah bin Amr'dan şöyle rivayet etmiş. Ennen nebiyye kâle, Peygamber Efendimiz şöyle demiş. Et tekbiru fil fitri fil ula sebu tekbiratin.
Ramazan bayramı namazı kılarken tekbirler ilk rekatta 7'dir. Ve fi'saniyeti hamsu tekbiratin kablel kıraati fihima, ikinci rekatta da 5'tir ve her ikisinde de kıraattan önce olur tekbirler diye. Bu hadisi delil almışlar. İkinci delilleri de Ayşe validemizden gelen şu rivayet. O da şöyle. Ennen nebiyye kâne yükebbiru fil fitri vel adha. Peygamberimiz hem Ramazan bayramı namazında hem Kurban bayramı namazında birinci rekatta kıraattan önce 7 tekbir, ikinci rekatta da kıraattan önce 5 tekbir getirmiştir. Ve bu tekbirlerin her birinde de eller omuz hizasına kadar kaldırılır tekbirde. Biliyorsunuz mezhepler arasında bu konuda farklılık vardı. Hanefilerde tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır. Fakat Şafilerde omuz hizasına kadar kaldırılır. Bu 12 tekbirde de eller omuz hizasına kadar kaldırılır Şafii mezhebine göre. Ondan sonra hutbe meselesi var ve hutbe bunun sünneti olarak kabul edilir ve namazdan sonra olduğu konusunda da ittifak halindedir Şafii mezhebi. Bayram namazlarındaki bu namazdan sonra okunan hutbelerde ne okunacağına dair de bir şeyler söylemişler. Deniyor ki Ramazan bayramında fitre ile ilgili hükümler anlatır imam hutbede. Kurban bayramında da kurbanla ilgili hükümleri tekrar eder, onlara hatırlatır. Bayram namazı cemaatle kılınır, fakat tek başına kılınmasında da bir sakınca yoktur. Cemaatle kılınması efdal, yani daha faziletli olarak kabul edilir. Fakat kadınların herhalde belki ona bir kapı aralamak için, hani genç kızlar camiye gelmesin, genç kadınlar diye. Onlar da evlerinde bu namazı kılabilirler. Problem yok Şafii mezhebinde. Bayram namazından evvel gusül abdesti almayı sünnet kabul ederler. Ve bir de şöyle bir ayrıntı var. Bayram namazından önce sünnet namazda iki rekat sünnet namaz kılınır mı kılınmaz mıydı? Şöyle açıklamışlar. Deniliyor ki eğer musallaya gittiğinde imam hutbede ise bakılır. Eğer diyor o namaz kılınan yer cami ise, yani kapalı bir alansa, normal 5 vakit namaz kılınan bir yerse 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılar, öyle oturur. Fakat dış bir alanda kılınıyorsa, sahada kılınıyorsa o zaman oturur, hutbeyi dinler. Öyle bir 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılmaz bu durumda. Evet, şimdi Maliki mezhebine bakalım. Maliki mezhebinde bayram namazının hükmü sünne muakkede olarak geçiyor. Delil de fasalıdır Rabbiki vanhar. Diyor ki ayet vücub ifade eder, yani farz olduğu anlaşılır ayette. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen namazla ilgili soruya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevabından sonra bunlardan başka var mı kılmam gereken namaz dediği zaman yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani Yahya'nın söylediğini aynı rivayetinde aynı alıyor. Yok, eğer nafile kılarsan başka diye cevap verdiği için ikisini birleştirdiğimiz zaman sünne muakkede olur diyor. Ve fil kitabı la yu'mar biha el abid vel el ima diye başlıyor. Kitapta, yani Kur'an-ı Kerim'de bayram namazına kadınlar köle ve cariyeler emredilmemiştir. Kadınlarda da öyle diyor. Yani erkekler gitsin, kadınlar gitmesin diye bir şey mi varmış? Evet. Köle, cariye ve kadınlara emredilmemiştir. Yani topu taca atmanın herhalde en şeyi. Yani Kur'an-ı Kerim'de erkekler gitsin diye bir emir olacak ki kadınlara ve esirlere emir verilmemiştir desin. Var mı erkeklerle ilgili bir emir? Yok. Talihli de çok ilginçtir. Fatih Bey de bakıyor şu anda. Li inşigalil evvelini bissadat diyor. İlk ikisinin, yani köle ve cariyanın efendilerinin hizmetiyle meşgul olduğu için onlar gelmesi de olur diyor. Ama kadınlar diyor açılmaya neden olduğu için cemaati giderken gelmemesi gerekir diyor. Fakat gelirlerse kadınlar, cariye köleler, namaz bittikten sonra imamla beraber dönecekler, gelirlerse kılar diyor. Bir de bayram namazına sadece kadınlar gelmiş,
Bu zaman kadınlar tek başlarına tek tek namaz, bayram namazını kılacak diyor. Gelmiş olurlarsa yani. Gelmiş olurlarsa kılacaklar. Yani imam kılmış. Ama emir değildir. Arkasından diyor. Kadınlar geldiyse teker teker kılacak diyor. Evet. Bayram namazının tekbirleri ihram tekbir, tekbiratül ihram hariç 7 tekbirdir kıraatın önce. İkinci rekatı da kıyam tekbirinden hariç 5 tekbir diyor. Evet. Bayram tekbirlerinde ilk tekbir hariç bayram tekbirlerinde eli kaldırılmıyor. Malik mezhepte namazda Allahu Ekber diye eli kaldırırken tekbir-i ihramda. Şafii'de her tekbirde eli kaldırılır ama Maliki mezhepte tekbirlerde el kaldırılmaz. Tabii şimdi İmam Malik çok enteresan yani tekbirde el kaldırılmamış olmasını söylemesi. Çünkü İmam Malik Medine'nin uygulamasını bize naklediyor. O bakımdan önemli. Evet. Evet. Namazla ilgili. Şimdi burada şeyler yani Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetleri okuduk. Dikkat ederseniz bu ayetlere o şekilde yer veren herhangi bir mezhep yok. Biraz sonra Şia'dan da bahsedeceğiz ama onlarda da yok biliyorum. Şimdi hadislere gelince de hadislerle ilgili davranışlar da gerçekten çok şaşırtıcı. Yani sahih olan hadisleri, mesela işte az önce Şafii mezhebinden Allah'ın kızlarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin hadisi var. Adetli kadınların dahi mescide davet edildiğine dair hadis var. Ve bu Buhari ve Müslim hadisi bunlar. Şimdi Yahya okusun o şeylerini kaynaklarıyla birlikte. Ondan sonra değerlendirmemize devam edelim. Buhari ve Müslim'de bu biraz önce benim okuduğum Ummatiye şeyden sahabiden gelen rivayet şöyle yer almış. Her iki bayram gününde de bize verilen emir adetli kadınları, bekar kızları ve evlerinden çıkmayan kadınları çağırmamız ve bayram yerine çıkarmamızdı. Bakın çağırıyor ve çıkarıyor. Emir veriliyor yani burada. Şimdi Maliki mezhebi diyor ki bu Kur'an'da kadınlar için yok Allah Allah. Ya bu ibadetlerde o zaman şimdi kadınlar çıkıp diyecek ki ve akimus salah diye emir veriliyor. Akimus salah cem-i müzekkerdir. O zaman biz namaz kılmayalım. Deme hakları doğar yani. Deme hakları doğar. Yani bunu kardeşim Arapçanın yapısı budur. Emir eğer bir şeyin içerisinde erkek ve kadın varsa dilde kullanılan ifadeler erkekler için kullanılır. Ama sadece kadınlar varsa kadınlar için kullanılır. Yani bu ne biçim bir gerekçedir? Anlamak mümkün değil. Evet sen şimdi bak gördün işte Buhari ve Müslim değil evet, mi az önce? Buhari İşte Buhari ve Müslim hadisi. Şimdi yeri gelince hadisler zaten hepsi ittifak etmiştir. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiydir diye. Değildir. Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı hükümlerdir. Onu da gördük işte dersin başında. Peki tamam da madem vahiy diyorsunuz niye kabul etmiyorsunuz? Niye kendinize göre bir takım şeyler ortaya koyuyorsunuz? Yani önce hükmü siz kendi kafanızdan veriyorsunuz. Ona uygun olmayan delilleri bir kenara atıyorsunuz. Böyle hayali delillerle kendinizi desteklemeye çalışıyorsunuz. Böyle şey olur mu yani? Ve Müslümanlar da zannediyor ki bu mezhepler kılı kırk yarmış. İşte Kur'an'a uymuşlar, sünnet uymuşlar. Öyle zannediyorlar. Evet şimdi Şia'ya geçelim. Şia ile ilgili olarak şimdi bir şey var. Biliyorsunuz bizim Farsça sistemimiz var. Farsça sistemin yöneticisi Sonya Hanım var. Bir de Enes hocamız var. Öteden beri Şia uzmanımız. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şiilerde hem cuma namazı hem de fetr ve kurban bayram namazlarını yapmak sadece bir an imam zaman paydı. Herhangi imam var da vacip sayılır. Ama onlar olmadıkça mustahap sayılır. Bak şimdi orada imam denilmesi şudur. Şimdi biliyorsunuz
İmamiye mezhebi diye adlandırılır. İmam devlet başkanı demektir. Tabi o devlet başkanından öteye bir anlam taşır orada. İnançla ilgili bir tarafı vardır. 12 imam var. 12. imam gayiptir. Yani şu anda yaşıyor ama ortaya çıkmamıştır. O şekilde inanırlar. 13 asır geçmesine rağmen yaşamasına devam ettiğine inanırlar. Diyorlar ki imamın olmadığı bir zamanda cuma namazında, bayram namazında kılmak müstehaptır diyorlar. Değil mi? Müstehap. Vacip değil, müstehap. Bak, vacip değil. Yani kılarsan güzel. Ama imam varsa farz oluyor değil mi? Evet. Yani çünkü o ona bağlamışlar bunlar. Tabii bunun herhangi bir dini delili yok. Evet. Buyurun. Ve diyorlar ki ihtiyat vacip. Bu iki bu namazı bizim yani imam gayip dönemde cemaatle kılmamaslık daha iyi diyorlar. Kılınmaması. Kılınmaması. Yani hem cuma hem bayram namazları öyle mi? Evet. Cuma'yı da ferdi kılıyorlar mı? Yok cumada yani cuma yani olmaz cuma'yı ama bu bayram namazında. Yani bunu herkes tek başına kendi başına kılsın demiş oluyorlar. Size daha iyi diyorlar ama çünkü veli fakih diyen bir şey var. Yani İmam Mehdi'nin numayendesi, temsilcisi olarak var olduğu için, bulunduğu için cemaatte kılmada bir sıkıntı yok diyorlar. Evet şimdi velayeti fakih diye bir kavram vardır şeyde. Şia'da yani imam yok ama imamı temsil eden kişi var. Onun temsil konusuna da velayeti fakih diyorlar. O varken kılınması daha iyidir diyorlar değil mi? O varken cemaat kılınabilir. Cemaatle yani. Kılınabilir diyorlar yani o varken cemaatle kılınabilir. Ya kendisi imam olsun diyor bu namazı ya da kendisi birisini teyit kılayan birisi. Yani bu ya velayet-i fakih yetkisine sahip olan kişinin kendisi ya kıldıracak ya da birisini görevlendirip kıldıracak. Yani kıldırması iyidir diyorlar. Kıldırabilir. Vaktiyle ilgili de böyle diyor. Güneş doğduğundan da öğle namazı vakti kadar vakti var. Yani güneş doğmasının hemen arkasından kılınabiliyor mu? Bilinir ama daha iyisi diyor afzal bu ki yukarı çıksın güneş. Yani daha şeyde tam. Kuşluk vaktinde olsun. Hı-hı. Evet. Olsun diyor. Sonra diyorlar ki bu açık dış alanda kılmak daha müstehaptı. Açık alanda kılınması müstehap evet. Evet. Ama namazı nasıl yapıyorlar? 9 tane tekbir var. Hı. Birinci rekatte, yani 2 rekatti kendisi. Birinci rekatte 5 tane tekbir, ikincisi de 4 tane. Hı hı. Ama şöyle, tekbiratul ihram hariç, yani ondan yani dışarı. Yani tıpkı hanefiler gibi onu kıldıkları namaz. Ama, evet. Ama kıraatten sonra tekbir ediyorlar. Yani her ikisinde de mi kıraatten sonra? Evet, rüküden önce. Birinci rekatta da Fatiha Zamm-ı Sure okunuyor. İkinci rekatta da Fatiha Zamm-ı Sure okunuyor. Ondan sonra tekbirleri getiriliyormuş. Hanefi'den farkı o. Ve bu 5 tekbir arasında özel dualar var. Herhangi dua okumak iyiydi ama bu daha afzal diye biliyorlar. Uzun bir dua ama en önemli yeri burada. Diyor ki Entu salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve an tedhilani fi kulli khayrin adhalte fihi Muhammeden ve Ali Muhammed ve an tahrecini min kulli su ahreçte minhu Muhammedin ve Ali Muhammed diye yani dua ediyorlar. Orada dua ediliyor işte Ya Rabbi sen Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine salat et. Onları çıkardığın bütün sıkıntılardan bizi de uzaklaştır. Onlara verdiğin nimetleri bize de ver diye dua ediliyormuş. Uca sesle yani cehren bunu bulan yani okumak yani müstahap yüksek diyorlar okuyor, yüksek evet. Sesle. Sonra birinci rekatte Şems suresi ve ikincisi de Gâşiye suresini okumak yani müstahap. Birinci rekatta Şems, ikincisi de Gâşiye mi? Gâşiye'ni okumak müstahap. Sonra diyorlar bu namazı kılmadan önce bayram namazı eğer fitr olsa iftar yapmak yani bir şey yemek sonra gitmek. Ama kurban günü, kurban kestiğinden, o etinden biraz yemek müstehap diyorlar. Kurban kesmenin hükmü ne orada? Müstehap şeyler. Kurbanda vacip değil yani. Haccı temettü gittenler onlar yapıyorlar. O başka yapıyorlar. O değil yani. Ama kurban burada bayramı yok, müstehap diyor. Müstehap, müstehap evet. Sonra Şiiler genelde muhre secde yapıyorlar ya. Ama mesela bayram namazında diyorlar yer
yeryüzüne üzere secdekse daha iyi diyorlar. Yani mustahak diyorlar. O bir diyorlar. Şeyden Kerbela'dan getirdikleri şöyle bir taş üzerine secde ederler. Şey topraktan pişirilmiş kurumuş bir işte. Şey üzerine secde ederler. Ama bayram namazlarında o gerekmez diyorlarmış. Sonra bu ayetlerde fezkurullah var ya, ayyam ma'dudat var, ayyam ma'lumat var. İmam Sadık'tan rivayet var ki diyor ki her ikisi aynı günleri, yani ayyam-ı teşrik kastediyor. Tamam. Diye bir manaya geliyor diyor. Namazdan sonra bu kurban teşrik günleri diyor ki Mina'da bulunduğu birisi olsa 15 namazda, ama Mina'dan dışarı herhangi Müslüman olsa 10 tane namazdan sonra bu zikir Allahu Ekber, Allahu Ekber var ya, Elhamdülillah alema hadane diyen bu duanı zikir etmek mustahab diyorlar. Bazılar da vacip diyorlar. Vaskuru yani fiil-i amr sigası geldiğince vacip de diyenler var. Ona dair rivayetler de var. Tamam. Ama çoğunluk fukaha şii buna mustahab olduğunu diyorlar. Birinci günü de burada ilginç bir şey, Şiiler de diyorlar ki zuhur namazı, yani öğlen namazı günün ilk namazı olarak bakıyorlar. Ona göre bu diyen zikir, Allahu Ekber zikrinde Eid günü, yani 10. gün Zilhicce'nin 10. günü bu namazdan sonra desinler ve 12. gününün sabah namazından sonra bitirsinler. Yani 10 tane olacak. Çünkü 12. günü bitirecek, ama Mina'da bulunduğular 13. günü de dahil bu zikiri diyecekler diyorlar. Tamam. Peki. Evet Enes Hoca. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Enes Hoca da yine Şia ile ilgili. Yok, Hanbeli mezhep. Hanbeli mi? Ha, öyle mi? Mezhep değiştirdin. İşte söylemiyorsun mezhep değiştirdiği. Dün ben de Zahri olduğumu biliyordum. Dün Fatih Hoca kardeşin Hanbeli'sin dedi. Ben de kabul ettim. Peki tamam. Tören yapmadı değil mi? Tören oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Geçici olarak. Geçici. Tamam. Hanbeliler de bayram namazı ferz-i kifayedir. Ferz-i kifaye olduğunda kitaptan, sünnetin, icmadın delili var. Kitaptan olan delili فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ ayeti. Allah Teala burada Rabbin için namaz kıl ve kurban kes demiş. Kurban kes emrinden önce namaz geldiği için buradaki namazda bayram namazı olması lazımdır. Bu ayet onu delalet eder diyor. İkinci delilde sünnetten Peygamberimiz hayatında sürekli bayram namazı kılmış. Onun için bu mudavemetinde ferz-i kifaye olduğu çıkar. Üçüncüsü de bu şair-i İslam'dandır. Öyle olduğu yani için İslam'ın simgelerindendir. İslam'ın simgelerinden. Müslümanlar da icma etmişler. Yani tarih boyunca bunu yapa gelmiş. Sahabeler kılmış, halifeler kılmış. Hulufa-i Erba'a diyor. Onun için bu ferzdir. Ferz-i ayn olmayıp da ferz-i kifaye olması, o Arabi hadisinde Peygamber Aleyhisselam'ın illa ente tevva'a dediği için ferz-i ayn olmayıp ferz-i kifaye olmuştur diyor. Evet, ya bu biraz daha tutarlı yani. Demek ki Hanbeli mezhebine has fetvalarda varmış yani. Bu güzel oldu. Yani Hanbeli mezhebi mutlaka bir mezhebin peşine düşmüyormuş. Yani böyle bir istisnada oluyormuş az da olsa. Ondan sonra bu Şafiiler mezhebindeki hükümler beslenirken okunan bir hadis var. Ummu Atiye radıyallahu anh'ın. O hadiste Peygamberimiz evdeki kızları, çadırda oturan bayanları hepsini bayram namazını çıkarırdı. Hadisinden de bayanların gelmesi de meşrudur diyor. Yani meşruiyetini dalarda eder diyor. Evet, yani genel, caizdir demişiz. Diğerleri gibi mekruhtur demiyor gene. İyi. Bayram namazını kaçıran kazasını okur, okuması lazım diyor. Yani bayram namazını kılmazsa şimdi Enes Hoca Doğu Türkistanlı olduğu için onlarda namaz kılmak, namaz okumak şeklinde ifade edilir. Namazı okur demek, namazı kılar demektir. Evet, kılar, evet. Onun için biraz tercümanlık da yapmış.
Namazının yani vaktinde kılmadıysa daha sonra kılar. Namazın içerisinde de tekbir getirmek sünnettir. Birinci rekette 6 tekbir, ikinci rekette 5 tekbir var. Bu şeyler gibi. 6 tekbir, iftah tekbiri dahil mi? Yok. Dahil değil. 6-5, 7-5 değil. 6-5. Şeylere benzer, Malikilere benzer. 7-5. Ama orada 7-5. 7-5 ama o iftah tekbiri hariç mi o? Hayır, tekbiratlar. Yani burada öyle demiyoruz. Birincisi 6 tekbir, ikincisi 5 tekbir var diyor. Hayır, neyse. Evet. Evet, onun için herhalde İbn Hacer demiş ki bu konuda sahih bir rivayet yoktur. Tekbiratül ihram tekbiriyle bir. O zaman aynı oluyor. Aynı oluyor, tamam. Yani iftah tekbiri dahilmiş Maliki mezhebinde. Burada da dahil edersen 7'ye 7-5 oluyor. İftah tekbiri. Tamam. Hutbe okunur. Başka mezheplerdeki gibi bir kere oturulur hutbenin ortasında. Bu da sünnettir. Namazın sonra okunmaz. Evet, peki. Bu kadar. O şeye ile ilgili var mı? Oradan başlayalım. Teşrik. Teşrik tekbirleri ile ilgili şöyle bir şey var. Teşrik tekbirleri. Yani teşrik tekbiri dediğimiz şu arkadaşlar, biliyorsunuz Hanefilerde Arafe günü, Kurban Bayramı'nda Arafe günü sabah namazından itibaren tekbirler başlanır. Yani farz namazın arkasından Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd ve 23 vakitte yani uygulanan o. Farklı görüşler var. Onu arkadaşlarımız söylerler. 23 vakit yani 5 vakit Arafe günü, 4. günün ikindisine kadar da 18 vakit ediyor. Toplam 23 vakit. Evet, şimdi yani teşrik tekbiri dediğimiz o tekbirler. Evet, şimdi Hanbelilerden var mı? Teşrik tekbirleri sünnettir. Tüm eyyame 10 gün, Zilhac'ın önceki 10 gün içerisinde tekbir getirmek musahaptır. Ama özellikle bu teşrik günleri tekbir getirmek sünnettir. Yevmun Nahir'de de var mı? Yevmun Nahir'de de Arafa günde başlıyor. Yani bunlarda da Hanefiler gibi Arafa günde başlar. Ve bayramın 4. günü ne zamana kadar sürüyor? Eyyam-ı Teşrik son gün Esra'ya kadar. İkindiye kadar sürüyor. Şimdi bu tabi burada ki ben dikkatimi çekti. Şia şeye uygun söylüyor. Yani namaz vakitlerini ayet-i kerimeye uygun olarak söylüyor. Birinci namaz. Öğlen namazı, son namazı, sabah namazı olarak. Ki bu böyle ama diğerleri neyse buna uymuyorlar. Burada da öyle. 4. gün ikindiye kadar diyor. Çünkü gün onlara göre güneşin batınca batışıyla biter. Çok da ilginç bir şey. Kurban Bayramı'nın bu uygulamasını hac günleri için yapmazlar. Yani bu gün tanımını hac günlerinin dışında yaparlar ama işte demek ki hacca gitmemiş olanlara da kendi eski mantıklarını uyguluyorlar. Yani hac günlerinde geceyi gündüze tabi yaparlar. Yani önce gündüz, sonra gece. Onun dışında önce gece, sonra gündüz. Evet. 23 vakit farz namazın sonra tekbir getirmek sünnettir. Bu 23 vakit farz namazda Arefe gün sabah namazından başlıyor. Eyyam-ı Teşrik, yani bayramın 4. gün esrede biter diyor. Yani bu namaz. Peki onun delili var mı? Neye dayanarak? Sünnet delili diyor. De şimdi Cabir radıyallahu anh'ın gelen bir hadis var. Cabir radıyallahu anh demiş ki Peygamber aleyhisselam Arefe günü sabah namazını kıldı ve bize baktı, önünü bize kıldı. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi diye bir hadis var. Onun dayanıyor. Ama o hadisin sahih olmadığında da ittifak var değil mi? Onu söylemiyorum ama bu hadise dayanıyoruz diyor. Evet. Hatta bazı genç sahabeler şimdi Şuyuhu sahabe dedikleri, onlar Arefe günü başlar. Çünkü Peygamberimizin bu konuda hiçbir net bir şey gelmemiş. Şubbanı sahabe dedikleri, mesela İbn-i Ömer gibi sahabeler, bunlar Nehr gün, öğlen namazından sonra başlar. Hanbeliler diyor ki, biz
Bunlar öyle söylüyor ama bunlar kıyas ediyor. Biz hadise bağlıyız. Yani hadis bize delildir. Ama hadis de sahih değil. Ne olacak? Evet. Cabir'in bu hadisi. Onun için biz Arefe günü sabah namazını başlarız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii bunu Medine'de mi yaptı, Mekke'de mi yaptı? Onunla ilgili ne diyorlar? Bu bildiğim kadarıyla Medine ve Mina günüyle alakalı olması lazım. Burada diyor ki bu hadisi Darukutni rivayet etmiştir ama biz onun zayıf olduğunu söylemiştik diyor. Ha, söylemiştik diyor. Ha. Zayıflıktan öteye ravilerin kezzaplıkla suçlanması var. Orayı bir okusana o şeyi. Ha, sen sıran gelince okuyacaksın. Peki tamam. Kopya vermek yok. Tamam oldu. O zaman sen oku söyle şimdi. Sıran senin gelmiş olsun. Şafii mezhebi. Şafii mezhebinde de bayram günleri tekbir getirmek sünnet. Bunlar sünnet oluşuna Ramazan bayramını da katarak şu hadisi delil getiriyorlar. Bu Bakara suresinin 185. ayeti. Hocamızın başta okuduğu ayet vardı ya. Veli tükmilül iddete veli tükebbirullahi ala ma hedakum. Hani hasta ve yolcu olanların daha sonra tutması gerektiğini bahsettikten sonra Cenab-ı Hak bu ayette buyururken niye böyle bir ruhsat tanındı? Onlar da sayıyı tamamlasınlar. Yani onlar da diğerleri gibi 29 veya 30 gün oruç tutmuş olsunlar. Artı veli tükebbirullahi. İşte Allah'ı tekbir etsinler. Alâ mâ hedâkum. Onlara bu şekilde doğruyu gösterdiği için. Diyorlar ki işte buradaki veli tükebbirullahi Ramazan'ın bitişinden sonra tekbir getirilmesine bir delildir. İnde kemalihi diye. Ve bir Peygamber Efendimiz'den bir rivayet geliyor bu konuda. Şöyle demişler. İbn Ömer rivayet etmiş. Ennen nebiyye kâne yahrucu yevmel fitr vel adha râfi'an savtehu bittehlil ve tekbir. Peygamber Efendimiz Ramazan bayramı ve Kurban bayramı günlerinde çıkar sesi yüksek bir sesle tehlil ve tekbir. Hani la ilahe illallah, Allahu ekber derdi yüksek sesle diye bunu delil gösteriyorlar. Bu tabii sadece ilk çıkışında ve birinci günün başındadır. Bir de veli tükebbirullah'a bir tek tekbir, bir kere tekbir getirmek de yerine getirilen bir görevdir. Evet. Evet. Kurban bayramı günlerinde bu teşrik tekbirleri dediğimiz bu eyyamut teşrik, onlar konusunda Şafii mezhebinde üç farklı görüş var. Birinci görüş ki bu mezhepte sahih olarak kabul edilen görüş, deniyor ki bayramın birinci günü öğlen namazından sonra başlanır, dördüncü günü sabah namazında biter. Doğru, bak burada çok doğru bir zamanlama var ama bunu her zaman yapsalar. Çünkü öğlen namazı gününün ilk namazı sabah namazı, son namazıdır. Evet. Burada peki, da diyor, toplam 15 namazın ardından. Dördüncü günü sabah namazı dediği yanlış işte. Çünkü o üçüncü günün, şöyle, üçüncü diyor günün ki, son namazı olur. Hani وَيَقْتَعْهُ بَعْدَ صَلَاتِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ اَيَّامِ التَّشْرِيقِ İşte nedir He, aslında bu ifade burada kalsa, devamını getirmeseler doğru bir ifade. Yani teşrik günlerinin son sabah namazında. Ama işte öyle değil. Yani arkasından başka şey evet. Katılıyor. Ondan sonra diyor ki işte toplam 15 olur. 15'i saydığınız zaman işte bayramın birinci hiç günü bozuluyor, evet. Öğlen namazından başlıyor. Dördüncü günü sabah namazını kıldıktan sonra biter diyor. Mezhebe hakim olan bu görüşü onlar aynı zamanda Hazreti Osman'dan, Abdullah bin Ömer'den, Zeyd bin Sabit'ten, Abdullah bin Abbas'tan nakletmişler. Onlar da böyle yaparlardı diyor. Niye böyle demişler? Burada da hacılara kıyasen bu hükmü söylemişler. Demişler ki hacılar ilk taşı, bu şeytan taşlamada birinci günü yapıyorlar bu işi. İlk taşı attıkları esnada telbiye getirmeyi artık kesiyorlar ve bu taş atma esnasında tekbirlere başlıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bismillahi Allahu Ekber diye atıyorlar. Peki bu namaz kılanlar hacılara uyuyorsa Bismillahi Allahu Ekber desinler yani. Burada ona kıyasen. Onlar diyor öğlen vakti bu işe başlıyor ve son gün sabah namazında bu işi bitiriyorlar. Öğlen vakti başlamıyor. Güneş doğduktan sonra taşlanabiliyor. Evet. Yok ve evvelu salatin ba'de ramyihim salatu zuhri yevmen nehr. İlk kılınan namaz. İlk kılınan namaz öğlen namazına denk geldiği için. İkinci görüş Şafii mezhebinde deniyor ki Arefe günü güneş battıktan sonra yani akşam namazıyla beraber başlar. Nereye kadar devam eder? Teşrik günlerini yani dördüncü günü sabah namazından sonra biter.
Bu takdirde 18 namaza çıkıyor. 18 namaz farz namazdan sonra teşrik tekbirleri getirilir demiş oluyorlar bunlar. Üçüncü görüşte Hanefilerle eşit bu konuda. Arefe günü sabah namazına başlar. Dördüncü günü ikindi namazında biter diyorlar. Ve delil olarak biraz önce Enes Hoca'nın okuduğu hadisi delil getiriyorlar. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadis. Ennen nebiyye salla salate subhi yevme arafe. Peygamber Efendimiz Arefe günü sabah namazını kıldı. Thumme akbele aleyna, sonra bize döndü. Fekale, ve şöyle dedi. Allahu ekber, Allahu ekber. Tekbirleri getirdi. Ve meddet tekbira ilel asr min ahiri eyyamit teşrik. Ve bu tekbirleri dördüncü günü ikindi namazına kadar uzattı. Yani her namazdan sonra getirdi. Kaynak Darakutni'nin Sünen adlı kitabı. Bu hadis burada geçiyor. Fakat bu hadisin senedinde yer alan Amr bin Şemr, herhalde harekesini pek çıkaramadım burada. O adam var bu hadisin rivayetinde ve Yahya İbn-i Ma'in leyse bir şey in diyor. Yani bu adamın rivayet ettiği hadislerde dikkate alınacak hiçbir şey olmaz. Cüzcani de zâigun kezzâb diyor bu adam için. Hani yalancılıkla ve kötü niyetli, kötü niyetli biri. Evet. İmam Buhari'de münkerul hadis diyor bu adam için. Evet, hadisi kabul edilemez yani. Evet. Yani delil aldıkları hadis de bu. Hı hı. Tamam. Ondan sonra sadece cemaatle kılınan namazlarda değil, tek başına kılınan namazlarda da teşrik tekbirleri getirilir diyorlar. Ve bu cümleyi söyledikten sonra delil olarak Bakara suresinin 200. ve 203. ayetlerini delil getiriyorlar. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. İşte belirli günlerde Allah'ı zikredin. O hac menasikini yerine getirirken Allah'ı zikredin. Ve üçüncü olarak da Hac suresinin 28. ayetini, yine hacla ilgili şeyleri anlatırken Cenab-ı Hak لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, gelsinler buraya kendileri için var edilmiş menfaatlere şahit olsunlar. Ve yezkuru smallah, ve Allah'ın adını ansınlar diye burada hadisi ayeti bitirmiş. İki kelime kesiyor oradan. Halbuki ayetin devamında devamı böyle değil ki, kurbandan smallah bahsediyor. Ve yezkuru smallah fi eyyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min behimetil en'am. Yani Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği o behimetul en'am cinsi hayvanların üzerine Allah'ın adını ansınlar. Bu kurban keserken besmele çekmekten bahseden bir ayet ama bunu teşrik tekbirlerine de delil getirmeyi başarmışlar. Yani insanlar duygusallıktan vazgeçse de Şu mezhepleri doğru dürüst bir şekilde, Gerçi elhamdülillah biz duygusallık yapmıyoruz da bize karşı koyanlar duygusallık yapıyor. Yapmayın kardeşim, yanlış da yanlış yani. Allah'ın huzurunda Allah'a hesap vereceksin, mezhep imamlarına hesap vermeyeceksin ki. Evet. Ve tekbirin şekliyle alakalı olarak da Şafii mezhebinde 3 defa üst üste Allahu Ekber demek yeterli. Hani bizim şu an camilerde söylendiği gibi işte Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd denilmese de olur. 3 tekbir yeterli. Bir de itriğinin şeyi olacak değil mi? Makamlı söyle. Bestesi olacak. Evet, böyle. Evet. Sıra sende. Yani bu makamlar, besteler falan iyi de insanları manadan uzaklaştırıyor. Yani siz Allahu Ekber derken zikir olmaktan çıkıyor, bir musiki parçasına dönüşüyor yani. Halbuki insan orada Allah'ın büyüklüğünü, ondan başka ilah olmadığını içinde hissederek onu söylemeli. Evet, Hanefi mezhebinin isterseniz Hanefi'yi en sona alalım. Ya da şey yapalım, en son hadisleri alalım, tamam. Şey yapsın, Maliki mezhebini dinleyelim. Çünkü Türkiye'de Hanefi mezhebi olduğu için en son Hanefi'yi şey yapalım. Maliki mezhebinde teşrik günlerini niye teşrik günleri diye isimlendirmelerinde buluyor biraz. Bayram namazı güneşin şuruk vakti, yani güneş yükseldikten sonra, yani şuruk vaktinde kılındığı için ikinci bir sebebi de Kurban Bayramı'nın etti. Araplar bu dönemde bozulmasın diye güneşlendiriyormuş. Şerit haline getirerek güneşte kurutuyorlarmış. O yüzden Eyyam-ı Teşrik diye isimlendirildi diyor.
Yani bu oldukça mantıklı bir şey. Bu Yevmun Nehr ve İyyam-ı Teşrik birbirinden farklı. Orada da ayeti kerime geleneğe baş şey yapıyor, atıfta bulunuyor. Birinci gün kurbanı kesiyorsunuz. Birinci gün o işlerle meşgulsunuz. İkinci gün artık etleri kesiyorlar. Böyle parça parça haline getirip asıp kurutuyorlar. O asıp kuruttukları günlere de İyyam-ı Teşrik demiş oluyor. O Kurban Bayramı'nın birinci günü Yevm-i Nahr, kalan üç günde İyyam-ı Teşrik'tir. Teşrik tekbirleri 15 namazdan sonra getirilir. Nehr günü yani bayram gününün öğlen namazından itibaren dördüncü gün diyorum burada, Yevm-i Rabia diyor. Bizim bildiğimiz üçüncü gün olarak anlarsınız. Dördüncü günün sabah namazından sonra bitiyor. Üç gün. Şafi'ye benziyor daha çok. Şafi'nin birinci görüşüne benziyor. Yani bayram namazı günü 4 namaz, ikinci günü 5-9 kaldı sabah namazı ile birlikte 15 namazın sonuna tekbir getirilir. Ve bunun delili de vezkurullah fi ayyami ma'lumat. İmam Malik diyor ki bu ayyam-ı ma'dudat teşrik günleridir diyor Muvatta'da ki rivayetinde. Bir de Malik mezhepte İmam Malik'ten soruyorlar bu namazdan sonra tekbir getirdikten sonra herhangi vakitlerde birini gördüğü zaman, yükseğe çıktığı zaman tekbir getirirler derler bazılar. Bunu yapar mı diyor. İmam Malik diyor ki ben insanlarını gördüm yapıyorlar ama benim iktida ettiğim insanlar sadece namazdan sonra tekbir getirirlerdi. O yüzden namazdan sonra getirilir. Başka vakitlerde tekbir getirilmesinin gereği yok diyor. İlk üçüncü bir konuda tekbir cemaatle, cemaatsiz tek başını kılan kadın, erkek, köle, cariye herkese vaciptir. Eğer tekbir getirmeyi unuttuysa, namaz kıldığı yerden uzaklaştıysa kaza edilmez ama yakınsa geri gider, namaz kıldığı yerde oturur, tekbirini getirir, ondan sonra gider diyor. Tekbirinin şekliyle ilgili herhangi bir şey yoktur. İster tekbir getirir, ister tesbih, ister tehlil diyor. La havle ve la kuvveti, la ilahe illallah, bunlar da yeterlidir diyor. Ama muhtar şekil Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, billahil hamd şeklidir. Peki, teşekkür. Evet. Şimdi zaten söylendi çok şey. Tamam. Sen de tamamla. En son hadislerle bitirelim. Hanefi mezhebinde vacip her ne kadar sünnet olduğuna dair bir takım imamlardan görüşler rivayet edilse de temayül vacip olduğudur. Delili olarak da veskürullah fi eyyamin ma'dudat Bakara suresinin 203. ayeti, biraz önce Yahya hocanın okuduğu Hac suresinin 28. ayeti ve izin finnesi bil hacci 27'den devam ediyor. 28'e kadar onu zikrediyor orası. Ve fi eyyamin malumat ifadesi işte o 28. Bu iki ayetin teşrik tekbirlerinin vacip olduğunun delili olduğunu söylüyorlar. Ayrıca o ayetlerin teşrik tekbirleriyle bir alakası yok. Yani bu çok açık, evet. Bir de rivayet var. Resulullah'tan "Memin eyyamin ehabbu ilallah ehabbu ilallahi teala el amelu fihinne min hazihil eyyam fe ekseru fiha min et tekbir ve tehlil ve tesbih." Yani Allah katında işlerin, amellerin en hayırlı olduğu günler bu günler, bayram günleri, siz de tekbirleri, tehlilleri ve tesbihatı şey yapın, çoğaltın. Ancak bu benim elimde Kâsani'nin Bedai isimli eserinin nüshasının muhakkiki şöyle bir dipnot düşmüş şeye, bu hadisle ilgili olarak. Lem ecidhu bihazel lafzı ma'a şiddetil bahse demiş. Çok aradım ama böyle bir şey bulamadım, evet. Demiş adam. Evet. vakti konusunda Hanefi mezhebinde şöyle bir durum var. Başlangıç hususunda herhangi bir ihtilaf yok diyorlar. Yani ne demek? Teşrik tekbirleri Arife günü ikindi namazında başlar. Niçin ihtilaf yok? İhtilafın olmamasının sebebi... İkindi mi, öyle mi? Yok, bir dakika, iki ay. Arife günü ikindi başlıyor.
Sabah namazına başlıyor. Sabah namazı değil mi? Bu da nereden çıktı? Sabah namazına başlıyor. İhtilaf olmamasının sebebi de diyor ki sahabeden bu konuda herhangi bir ihtilaf, yani başlangıç noktasında sahabeden bize farklı herhangi bir şey gelmedi diyorlar. Bitiş noktasında ihtilaf... Demek ki oraya giden şeylerde bozukluk varmış. Yani. Evet. Bitiş noktasında ihtilaf var. Bu ihtilafın sebebi de sahabeden bitiş noktasında ihtilaflı rivayetler geldi diyorlar. Ebu Hanife'ye göre bitiş günü bayramın birinci günü ikindi namazında bitiyor. Yani toplam 8 vakit. İmameyn, yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise 4. gün ikindi namazında bitiyor. Toplam 23 vakit ediyor. Biraz önce de söylediğim gibi bu ihtilafın sebebi sahabelerden bir kısmı birinci günde bunu bitirdi. Bir kısmı da 4. gün ikindi namazında bitirdi deniliyor. Tamam. Evet. Evet, bu arada Avustralya Kur'an Evi'nden bir davet var. Kadir Köken Bey burada, Avustralya Kur'an Evi'nden. Buradaki bulunanların hepsine bir yemek vermek istiyormuş. Hepinizi davet ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz inşallah. Siz de yemekten sonra teşekkür edersiniz. Evet, nestemi ile el hadis el merviye fi tekbirat-ı teşrik. Hadis el-evvel an İbn Umar zekerahu Üstaz Fatih kabla kalil. ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أيام العشر نعم وما هي؟ الأيام العشر الأول من ذي الحجة يعني حتى يوم النحر نعم أين لفظ ما؟ فرق لفظ يعني فرق لفظ نعم فرق لفظ سمعت Şimdi bu 10 gün 10 günde zikri, tehlili çoğaltın. Çünkü neydi şeydi? A'lamu indallahi ve ahabbu ileyhi al-amalu fihinne min hadhihi al-ayami al-ashr fa akthiru fihinne min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Tamam. Yani diyor ki Allahu Teala'ya çok sevimli, bu 10 günden daha sevimli bir gün yoktur. 10 gün dediği işte Zilhicce'nin birinden bayramın birinci gününe kadar 10 günü diyor. Bu günlerde tekbir, la ilahe illallah ve elhamdülillahı çok yapın diye bir rivayet. İşte bir şeyde Fatih Hoca'nın yaptığı rivayet 10 gün değil. 10 gün değil orada. Evet. Ve hunak hadis ahir an Nubeyş el-Huzeli. Hel hunaka şey fi sıhhati hadi rivaye? Ve revahu Ahmed el-hadis yani leysa sahihan tamamen. Yani bu hadis sahih bir hadis değildir diyor. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş ama sahih değilmiş. Lakin hazel hadis sahih alladhi senakra'uhu al-an. Yani şimdi sahih bir hadis okuyacağım diyor. Yekulun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eyyamu teşriki eyyamu eklin ve şurbin ve zikrillah azze ve cel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyamu teşrik için demiş ki yeme içme Allah-u Teala'yı zikretme günleridir demiş. Hazel hadis fi sahih Müslim ve Nesai. Bu Müslim ve Nesai'de geçerli olan hadistir. Tabii Cenab-ı Hakk'ı zikretme işi elbette her zaman için "Vedkurullah fi eyyami ma'dudat" ayet-i kerimesinde var ama bu o hacıları şey yapıyor, mükellef kılıyor. Onların şeytan taşlama dediğimiz işleri yaparken Cenab-ı Hakk'ı zikretmeleri ama tabii ki diğerlerine de bir mani yok. Bu Buhari ve Müslim'de öyle ifade ediliyor da yalnız namazların arkalarında olacak diye bir ilave yok orada. Ve lil-Buhari an İbn Abbas mevkufan aleyh yekul ve zkurullah fi ayyamin ma'lumat ayyamil ashr vel ayyamil ma'dudat ayyamut teşrik. Kal ve kan İbn Umar zkurullah fi ayyamin ma'lumat. El ma'lumat hiye el ayyamil ashr vel ma'dudat hiye ayyamut teşrik. هذا حسب رواية البخاري عن ابن عباس. يوح معلومات. يعني هذه عبارة الحديث. هذه عبارة. للآية. نعم هذه عبارة الحديث. هو يفسر الآية. أي آية؟ ابن عباس يفسر الآية يقول أن الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة
والأيام المعدودات هي أيام التشريق. يقولون أن هذا صحيح؟ نعم، هذا يرويه البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه على ابن عباس. تمام. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. Şimdi şey İbn Abbas İbn Abbas'a mevkuf olarak gelen bir hadiste, yani İbn Abbas'a kadar geliyor. İşte bu günlerde şey açıklıyormuş. Fezkurullah fe yamin liyezkuru smallahi fe yam malumat nala razak o min behimeti yam ayet-i kerimesinin sadece üç kelimesini alıyor. Malum günlerde Allah'ın adını ansınlar. Bu da işte Zilhicce'nin 10 günüdür falan demiş. O zaman ayetin devamı var. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Zilhicce'nin birinden itibaren kurban kesilmesi gerekir böyle bir şeyi sahih saymak için. Yani bu isterse bütün dünya sahih desin, bunun sahih olması mümkün değil. Ayet-i kerimeye aykırı bir ifade. وكان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما قال وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى يرتج منى تكبيرا ارجو منك ان تكرر مره اخرى كان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى يرتج منى تكبيرا عمر رضي الله عنه Mina'da kendi çadırının içeri çadırın önünde yüksek sesle tekbir alırmış. Vasmul aha ibnuhu Abu Hurayra. Bir de Ebu Hureyre de yüksek sesle tekbirler alırmış. Şimdi Mina dendiği zaman bu tamamen hac günleri oluyor. Yani hacın dışında değil. Ama gene namazlarla ilgili değil. Yani hâdâ leyse bu'ayda as-salavat. Yani namazların arkasındaki bizim bildiğimiz teşrik tekbirleriyle alakalı değil bu. Fîmâ yâhus sîgat-i tekbir, hunâk hadîf leyse bi sahih. Sahih olmayan bir hadis var diyor. Nasıl tekbir alınacağına dair. Evet. Marwi an Cabir en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana iza salla subh gadat arafa kana li ashabihi ala makanikum thumma yaqul Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah wallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Yani sahih olmayan hadis bizim şu anda tekbir olarak okuduğumuz şekliyle orada okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafa gününün sabahında bu şekilde bir tekbir almış. Ve yukebbir min gadati Arafa ila salatil asr min ahir teşrik. Ve sabah şeyinden yani öğlen namazından şeye kadar teşrik günlerinin sonuna kadar bu tekbiri almıştır diye sahih olmayan bir rivayet varmış. Evet. الشوكاني تتبع هذه الأخبار والأحاديث فقال لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث مرفوع وإنما ورد عن الصحابة وذكر يعني بعض Şevkani bu konuda araştırma yapmış, demiş ki bu hususlardan hiçbirisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşan herhangi bir hadis yoktur ama sahabe ve arkasından gelenler böyle yapmışlardır. Min hâzihi sıyâh an Selman mesela قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. Evet, Selman el Farisi demiş mesela Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber كبيرة. كبيرة. Şeklinde tekbir getirmiş hemen. Ve nefs rivayet an Ebu Zinad ve lakin zad ve lillahi'l hamd. Ebu Zinad da ve lillahi'l hamd ilavesiyle aynı tekbirleri getirmiş. Ve bazıhum zad la ilahe illallah Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Bazıları da la ilahe illallah, Allahu ekber ve lillahi'l hamd diye ilave etmişler. Evet. Tamam. Tabii elbette yani ömür boyu Cenab-ı Hakk'ı güzel zikirlerle zikretmemiz gerekir. Onda hiç şüphesi yok. Çünkü Allahü Teala hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Emir ve yasaklarını her zaman için önemsememiz lazım.
hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bayram günlerde daha çok dindarlaşmamız lazım ama buradaki asıl konu şu. Yani elde delil olmadan şeyin arkasından, namazın arkasından tekbir getirmek vaciptir denmiş olması. Vacip ifadesi yani farza yakın bir görev olarak ortaya konuyor. Hani diğerleri işte gelenek böyle olmuş. Yani oradaki o sünneti gelenek diye tercüme etmek mümkündür. Yani Resulullah'ın sünneti değil ama öyle bir gelenek oluşmuş şeklinde olabilir. Evet, böylece şeyin bir özetini yapayım. Ayetlerde gördük. Gerek Kurban Bayramı, gerek Ramazan Bayramı olsun. Bayram namazlarının eni emreden şeyler var, ifadeler var. Şimdi şu olur, yani ikametus salah kelimesiyle emredilmiyor onlar. Yani fesalli rabbike venharda ve akimus salate rabbikum venharu gibi bir şey yok yani. Yani ikame kelimesiyle birlikte zikredilmiyor ama Resulullah'ın da fiiliyle birleştirilince bu ayetlerde emredilenin namaz olduğunu anlamış oluyoruz. Böyle Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hanımları görevlendirerek evlerinde oturan, çadırlarından çıkmayan kadınları, yaşlıları, adet görenleri, hepsini topladığı şeklindeki sahih rivayetler Kur'an-ı Kerim'in emrine de tamı tamına uyuyor. Çünkü وَلُتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ diyor. Bir araya geliyorlar ve topyekun, hep birlikte namaz içerisinde tekbir getiriyorlar. Böylece o günlerde Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü de bütün dünya ilan etmiş oluyoruz. Bu şekliyle bayram namazları Kur'an-ı Kerim'in emri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasıdır. Kadınların da gelmesine herhangi bir engel olmadığı gibi Resulullah'ın teşviki vardır. Zaten Allah'ın bütün emirleri kadın erkek ayrımı olmaksızın herkes için aynı eşitlikte geçerlidir. Kurban Bayramı günlerinde ve her zaman tabii ki zikirler, tekbirler, hamdler, başka dualar yapılır. Bunlara son derece dikkat etmek lazım. Ama şey konusunda, yani şu vaciptir, şu sünnettir şeklinde bir dini hüküm belirtebilmek için sağlam delillere dayanmak gerekir. Bu böylece dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Yani şey, her zaman tekrarlıyoruz. Gerçekten bu şu ana kadar nasıl gelmişse gelmiş. Bundan sonra geçmişin Kur'an ve sünnet ışığında çok ciddi anlamda gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Evet. Ne oldu? Yahya gitti. Sorular yok herhalde. Sahri mezhebinde tekbirle konuşuyor, diyor ki o konuda Peygamber Aleyhisselam'a hiçbir şey gelmemiş. Onun için bayram günleri, sokaklarda, yollarda namazın sonra tekbir getirmek hasendir, diyor. İyi bir iştir. Evet, Zahir-i mezhebi diyormuş ki bu konuda Resulullah'tan hiçbir rivayet gelmemiştir ama bayram günü sokaklarda birbirimizi gördüğünüz zaman her yerde tekbir getirmek güzel bir şeydir. Yani tabii bir insan sevinç gününü Cenab-ı Hakk'ı zikirle geçirirse bu çok güzel bir şey olur. Ama yani bizim dikkatimizi çektiğimiz konu buna bir dini hüküm vermektir. Güzel bir şey olduğunu kimse inkar etmez onun. Ama tutup da şu vaciptir, bunu yapmazsan işte kaza edeceksin. Az önce işte Malikilerde de yok, kalktın gittin, geriye gel, otur, kazasını yap. Bu delilsiz bir hüküm koymak şeklinde oluyor. Evet, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bayramlarınızı da tebrik ediyor. Bayramın 4. günü Cuma namazından önce saat 10'da
Kur'an evinde bayramlaşmamız var. Soru var mı Yahya? Ha, tamam bak, yoksa biz kapatıyorduk yani, son anda yetiştin ha. Tabii şimdi arada kaçırmış olabilirim belki ama şu şey sorulmuş. Hani bu okunan ayet ve hadisler ışığında hani Resulullah tam olarak hangisini yaptı? Veya hangisini yapmadı teşrik tekbirlerinde? Biz ne yapacağız? Ya sen unutursak... yokken cevabını verdik. Sen başka soruya geç. Zaman. Evet. Kurban Bayramı 4 gün ise gündüzün de geceden sonra geldiğine göre mi? Gündüzün de gecesi sonradan geldiğine göre kurban 4. günün sonuna kadar, yani güneş çıkıncaya kadar kesilebilir mi? Kesilmesi gerekir ama şeylerde, kaynaklarda onu göremiyoruz. Evet. Hanbelilerde var. 4. Hanbelilerde var. Gün batana kadar. 4. gün batana kadar. Yok. Yok, o 4. gün batan değil. Onu söyledi, ertesi sabah namazına kadar diyor. Güneş çıkınca, yani güneş doğuncaya kadar, evet. Onu kastetmiş. Güneş doğuncaya kadar. Hazreti İbrahim'den önce de kurbanlar sığır, koyun cinsinden mi kesiliyordu? Tabii ki İbrahim Aleyhisselam'dan önce de sığır, koyun, deve, erkeği ve dişisi. Yani koyun, keçi, sığır, deve 8 hayvandan kesiliyordu. Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban etmek için yatırıp teşebbüste bulunduğu doğru mudur? Ayet-i Kerime öyle yazıyor. Biz de ona inanıyoruz. Kevser suresinde geçen "Fasalli li rabbike venhar" ayetine "kurban kes ve ibadetlerini Rabbin için yap" şeklinde mi meal verilir? Öyle meal verilemeyeceğini sohbetin başında anlatmıştık. Tekrar, yani arzu eden orayı tekrar dinleyebilir. Kredi kartıyla alışveriş yapıldığında alışveriş faizi geliyor. Bu kredi kartlarıyla kurban kesilmesi doğru mu? Kredi kartıyla değil de bıçakla kesilmesi doğru. Kredi kartıyla kurban kesilirse hayvana eziyet edilir. Şimdi kredi kartıyla hayvanı aldığınız zaman orada bir faiz yok. Para, borcunuzu zamanında ödemediğiniz zaman faiz var. Şimdi burada şöyle bir itiraz yapılmıştı dün biz bu fetva isteği eklediğimizde. Kredi kartı alırken yaptığınız sözleşmede borcu geciktirirse temerrüt faizi uygulanacaktır maddesi var ve siz bunu bile bile imza atıyorsunuz altına. Dolayısıyla bu faiz anlaşmasıdır. Bu hadisteki lanet kapsamına girmiyor mu? Şimdi o kredi kartını alan kişiler iki türlü. Birisi ödeme durumu söz konusu, birisi ödeyemeyecek durumda olandır. Ödeyecek durumda olanlar için burada, yani kredi kartını kullanmaları tavsiye edilir edilmez ayrı bir konu ama o aldıkları zaman faiz anlaşması mı yapıyor? Faiz anlaşması yapmış olmuyorlar yani. Yani ben başta kendi kafasına koymuşsa ben bunu daha sonra vereceğim diye, o zaman anlaşma yapmış olur. Konya Müftülüğü bu sene çoluk çocuk bayram namazını hep beraber Hacı Veysade Camii'nde kılacağız diyerek bir çağrı yaptı diyor. Bir ilki hedefliyorlar. Fakat bu doğruyu tüm camilerde değil de sadece bir camide yapması hakkında ne dersiniz? Zaten gelseler de sığmayacaklar diyor. Valla tabii Hacı Veysade Camisi nasıldır, çevresi nasıldır ama Konya Müftülüğü'nü tebrik ederim. Çok iyi bir şey yapmış. Yani o mekanın genişliğini, evet camiyi biliyorum ama fazlaca Konya'da bulunan bir kişi olmadığım için bir şey söyleyemem. Elbette ki müftülük kendine göre bir seçim yapmıştır. Güzel etmiş yani gerçekten. Bir ilk olması lazım. İstanbul'da da geçti. Bu pazar günü çocuklara namaza başlatma programı yaptılar. O da hoşuma gitti. O da çok güzel bir şey. Evet. Hanımların olmayan teravih namazına gitmeleri fitne olmuyor da cuma ve bayram namazına gitmeleri nasıl fitne oluyor? Bunu anlamak lazım. Onu bana sormasın. Evet. Kurbanlıklarını bir hafta önceden alanlar da oluyor. Sizin açıklamalarınızdan birinde kurbanlar kesilinceye kadar saçlarınızı ve tırnaklarınızı kesmeyin dediğinizi duydum. Doğru mu bu? Hadis-i şerif var, sahih bir hadis. Yani kurbanlığı olan kişi öyle yapacak. Biz de öyle yapıyoruz. İşte Şekila'da görüldüğü gibi bak, görüyorsunuz siz. Evet. Sığır ya da deveye 7 kişi ortak olabiliyor. 4 ya da 6 kişi ortak olsa da olur mu? Çok sık soruyorlar bu soruyu. Niye olmasın? Yani bu bir kişi bile olur.
sakıncası yok, evet. Kurban kesmeden önce veya sonra iki rekat namaz kılınması diye bir şey var mıdır? Böyle bir şey yok. Gelen sorular bu kadar şimdi, içeriden varsa. Var mı içeriden sual? Buyurun. Bir dakika mikrofonu alın da. Veyahut da hocaların sohbetlerinde söylenen bir şey var. Kestiğiniz kurbanlar Sırat Köprüsü'nde binek olacaktır diye. Bunun hükmü nedir? Sırat Köprüsü konusunda Enes Hoca cevabını versin. Bizim Sıratçı odur. Öyle Sırat Köprüsü ile ilgili hadisler var da o çok zayıf, hatta uydurma olduğunu söylüyorlar o hadisin. Yani kıldın ince, kılıçtın keskin. Yani zayıf olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla ayetlerde de olmuyor. Öyle bir şey yok. Direkt cehenneme, cennete gidiyor. Orada da bir köprü de yok, yol da yok orada. Hayır, onun şimdi için... Hayır, orada bir de büyük bir de bir imtihan oluyor orada yani. Evet, evet. Şimdi imtihan bitmiş oluyor orada, da ne imtihanı? Allah-u Teala neler olacağını, neler biteceğini her şeyini anlatıyor. Ondan sonra iyi yani, bineğini de buldu, tamam. Ne diyor? Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıbanın üstüne evler yapasım gelir. Yani insanlar tanrılığa soyunuyor. Ev yapacakmış orada. Evet. Peki. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun.